Evet, değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Üniversite Gündemi yayını yapıyoruz. Kaskat Televizyonu, Stüdyo Reza, Özgür Bekler, Aziz Karagül, Fiyat Karagül, Hüseyin Rıba ve biraz Andırat Atılay'ın da kurallarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habib'de merkezde güzel bir mekandayız. Raduva Kebap Salonu'nda değerli yönetim kurulu başkanları diyelim, işletmeciler beraber şu anda güzel bir sohbet yapacağız. Sonra fazla uzatmazdan bir selam verelim, sohbetimize başlayalım. İş konusunda bize izin verecek. Evet, selamlar hepsi. Sayın işler. Nasılsınız? Sizi bir tanıyalım. Evet. 1973 Rıza Kalkan'da doğumlu Adem Orhan. İşte burada Arbaki Aksan'ın burada işletiyoruz. Evet. Sektöre sonra da geldik. Mesleğimiz olmamasına rağmen gayet başarılı olduk burada. Daha önce çeşitli şey yaptık ama burada böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük. Abilerle, insanlarla, ailesiyle beraber, işte iş sahiplerine, yeni kesimle gülebileceği, düzgün, aile sağlığı olan, temiz, insanlarla görebileceği bir mekan olmadığını gördük. Daha çok önce görmüştük bunu. Ama maddi imkanlar o zaman olmadığı için, o zaman bu sektörde de olmadığımız için biraz zaman aldı böyle bir yaratmamız. Açtığımız yer yan tarafta, orada işte çocuğumuz, aile sağlığımız yoktu. Biz biliyorduk ki buradaki iş sahipleri, işte ailesiyle beraber yemek yemeye giden insanlar hep sağa sola işte aşağı Sultan Kıbazı'ya veya yukarı beraber gidiyordu. Böyle bir ihtiyaç vardı burada. Böyle bir yer burayı açmayı ama çevremizden insanlar da böyle düzgün bir yer açacaksa açtık diye bize peşinde bulunuyordu. Biz de onların isteği doğrultusunda insanların beğendiği bir mekan açtık. İşte nasıl beğendi? Görüyorsunuz ferah bir yer, temiz bir yer. Bu kebap yemek sektöründe mutfağını açık yapmak bu eğitim harcı değildir. Mutfağımız açık olacak. Şöyle hemen kalkalım, onlarla bir keselim. Evet. Tamam. Al şimdi. Memleket neresi? Tamam, Urfa. Burası herhalde senin ustası. Fırıncılar genelde Urfa'da olur. Urfa. Urfa'dan çıkıyor. Evet, kaç senedir bu işle olmuş? 28 senedir. Evet. Güzel, değerli kardeşlerimizle beraber bu mekan basın. Hem efendi hem büyüz. O konuda şanslısın ya. Yani. Memnunsun değil mi? Karşılıklı birbirimize memnunuz. Evet. Da bizden biz de olur. Biz sizi fazla meşgul etmeyelim. Şöyle bir kolay gelsin. Patrona bir tanıtsın bize, kolay gelsin. Şöyle ağır şekilde geliyorsun. Mesela buradan baktığın zaman mutfağın temizlik durumunu görüp çok rahatlıkla görebiliyorsun. Şöyle bir mutfak kebap salonunda gittiğin zaman göremezsin. Yerlere bak tertemiz pırıldırır. Evet. Lezzetlerin üzerine bak tertemiz pırıldırır. Müşterimiz buradan gelip de yemek nasıl hazırlanıyor, temizliğini, dezenfektesini, her şeyini görebiliyor. Yani yediğini görebiliyor, içine sindirebiliyor. Evet. Şimdi örneğin ne çeşitlerimiz var? İşte burada ne çeşit? Orada fırında demin baktık. Evet. Lahmacun pide çeşitlerimiz var. Buradan işte ızgara çeşitlerimiz. İşte tavuk şiş, et şiş, domatesli, evet, patlıcanlı, ondan sonra Adana, Urfa. Izgara çeşitleri mevcut. Evet. Bunun yanında yelpazemiz geniş. Orada işte sütbazları güzel. Sütlacılarımız kendi yapıyoruz. Evet. Neyse, yayından sonra bir sütlac yeriz değil mi? Fazla masraflı olmayalım. Ömer, sütlac mı yersin? Buraya gelelim. Evet, şöyle ağır bir şey görelim. Ustamız Erzurum'da, Erzurum yaprak kedi. Şöyle, usta kolay gelsin. Yanmışsın ya. Sağ olasın. Ya vallahi maşallah. On numara şöyle. Şimdi bu döneri bir evet, karşılığa üstte de yersin, bir de burada yersin. Şöyle bir tadını da ben izleyenler açısından. Tamam, kesin. Yok, fazla basın değil. Şu, ben övmüyorum. Kemir açıyorsun. Evet, ya bak orada çekiyorsun. Oradan bir çatal ver Kemal.
adresi de bir alalım. Bilenler biliyor da bilmeyenler açısından. Tabii. Öyle güzel bir mekan. Eski Edirne Asfaltı. Evet. Eski Edirne Asfaltı, No 56A, Sultan Gazi Habibler. Evet. Çocuğum kendi kendini tanıtıyor zaten. Erzurum Yoprak Döneri. Şimdi dediler Anıs'ta meşhurdur, getirsinler yana koyalım. İnan ki tanımamışsın. Yani biz şöyle, insanları davet ediyoruz buraya döneri denemeye. Gelsinler, evet. Döneri denesin, yesinler, baksınlar. Eğer beğenmeseler bir daha gelmesinler, o kadar çok, iddialıyız. Çoklarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Çok az, biz o şey açısından... Oturduğumuzda veririz de, şöyle kamerada bir tatsın, tamam, oturduğumuzda ikram ederiz. Şu büyük evet. Parçayı ver, Miraç Bey bir tatsın tadına. Tadına evet. Baksın, kameralara itiraf etsin tadına. Yani bunu ben tadına bakayım. Bakayım şöyle. Yani bu şey olsun diye demiyorum, gerçekten yani 10 numara bir lezzet. Zaten bu kardeşlerimiz de işlerinde hiçbir zaman hileli kurdalı olmayan bir kardeşimiz. Olmaz. İnsanlar beni yani, ondan dolayı seviyor, ondan evet, dolayı beğeniyor. Evet, Mehmet sen sonra yiyorsun. Tamam mı Mehmet? Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ben size aile salonu göstereyim. Mehmet Bey yiyince anlayacak mı? Evet. Bak bir dakika. Evet, şöyle. İskender. Aynen. Bak her çeşitlerimiz var. Masaya gider yarım saat böyle kaynar masada. Maşallah. Çiğ köftemiz var. O öyle kaynayacak, tereyağınla böyle evet, bütünleşecek ki tadı lezzetli olsun. Evet. Evet. Anladın mı? Kiremitte yaparız öyle özel. Tereyağını döküyor. Tereyağını döküyor. Kurdu hakiki Erzurum yaprak döner. Memleket neresi bu? Erzurum. Maşallah. Erzurum çok dostlarımız var. Şimdi erbabı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi abi teşekkür ederim. Bu garson. Maşallah bak ayranlarımız evet, var. Gayet ayranımız güzel. Kendi yapıyoruz. Evet. Siz memleket neresiniz? Benim memleket Kars. Kars. Evet. Bak ne güzel. Erzurum var, Kars var. Evet. Mesleğinden emekli olmuş çok tecrübeli bir abimizdir. 30 senin mesleği içindeyim. Şimdi gerçekten Habiblere gelip de bu mekana, Rakub'a. Mekana. 1,5 yaş. Siz söyleyin. Yani gelip de burada gıda yerinden memnun olmayıp giden ben tanımıyorum. Evet. Yani müşterilerimize bakın. Gerçekten ben... Bakın, evet, müşterilerimize bakın. İbo çekil oradan, İbo. Şöyle ağır bir bak, şekilde... Hep ağır bir şekilde... Aile salonu da gezelim, gel. Aile salonu. Şunlarla mı görüşelim? Görüşelim. Öyle kasmak yok. Nasılsınız? Şöyle ağır şekilde... Ne demek? Güzel bir yer, güzel bir mekan. Hem temizliğiyle zaten yayınlarda da zaten çektik. Esnaflarımızda anlaşılıyor. Bol bir tanesi, her bir şey biliyorum. Cengiz. Cengiz gel Cengiz. Cengiz kaçtı. Evet. Kamera yapıyoruz. Müşterilerden olsun. Afiyet olsun lütfen. Yukarıyı biz tamam, bir ziyaret edelim ağır şekilde. Gel. Tamam. Ağır bir şekilde Mehmet geliyorsun. Yani. Böyle salonu bir al, ben sonra tanıtayım. Şunu da al. Çok sözlü olan buraya oturtuyor. Her şekilde rahat bir şekilde. Şimdi abimler de böyle bırak Alettay'ın da olsa aile salonu olan bir mekan yok. Evet. İnsanlara yeni yeni bu alışkanlığımızı kazandırıyoruz. Böyle bir yer açtık, aile salonu yaptık. İnsanlar işte eşiyle veya dostuyla, sevgilisiyle gelip burada oturuyor, rahat ediyor. İşte çocuğuyla geliyor, arabasına koyuyor çocuğu orada eğlenirken kendi rahatlıkla yemeğini yiyor. Burası aile salonumuz, insanlar rahat etsin diye. Hemen arkada mescidimiz var. Uzun süre burada oturdu. İşte namaz vakti geldi. Orada abdestini alabilir, namazını kılabilir. Lavabo bu katta da var, altta da var.
her şeyi bileceksin. Aşağı inelim. Hem personeli de tüm hem cuma saatidir. Cuma saatine fazla da zaman kalmadı. Ağır bir şekilde. Özellikle teşekkür ediyorum. Burada bu yönüyle burayı hala tanımayan insanlar vardı. İnşallah bu da katkı sağlayacaksınız. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı burada 10-13 kişilik bir kadroyla abilerin hizmetindeyiz. Evet. Yavuz abinin görüşlerinden sonra görüşlerini alalım. Evet, abi, sen de söylemek istiyorsun. Mesleğin içindeyim. Müşterilerimiz daima hizmet ve kalitesinde bekliyoruz. Evet. Teşekkürler. Yal sallıyorsunuz kameraya şöyle ağır bir şekilde. Yal sallıyorsunuz. Hep beraber. Yani yerden çıkmıyorsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Siz işinize devam edebilirsiniz. Kalıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, şu anda yeniden bir açılıyorsun. Evet. Ne söylemek istiyorsun sevdiklerine? Mekan hakkında. Mekan çok güzel. Herkesi tavsiye ederim. Arkadaşlarımız zaten girmiyorlar. Herkes beğeniyor yani. Senin de bu yaptığın işlerden dolayı çok iyi işler yapıyorsun. Kalıcı bir şeyler herkese gösteriyorsun. Allah razı olsun. Evet. Onlardan dolayı da iyi bir şeyler yapıyorsun yani. Nasıl seviyorum. Arkadaşlar konuşmak ister misiniz? Şöyle, biz şu müşterimizle konuşacaksınız. Siz de olacaksınız. Gel. Evet, selamlar. Nasıl yemek? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Misafir olarak geldik buraya. Tam yerine gelirsiniz. Var geldik. Bir iki hafta önce gelmiştik. Yemekleri çok güzel. Evet. Ortam güzel. Temiz bir ortam. Evet. Devamlı geliyorum. Adlarda sen pek geçiyorsun. Sevdiklerinize mesela gönderebilirsiniz. Mehmet'in neresi? Samsun. Siz? Misyon. Bir kameraya yazsalar sevdiklerinize. Sevdiklerime selam. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Biliyorum. Evet. Son olarak. Şunu söylemek istiyorum. Şöyle geliyorsunuz. Evet. Lezzet ve kalite adında böyle bir mekanı. Mehmet şuradan al. Evet. Şöyle önden al. Lezzet ve kalite adına böyle ferah güzel bir mekanımız abone hediye ettik. Bundan sonra sahipler altında kalmış. Gelsinler bir sefer olsun ne desinler. Ömür kalmazsalar bir daha gelmezler. Biz görevimizi yaptık. Burayı hediye ettik abiler altına. Bundan sonraki abiler sonrası abiler altında kalmış. Çok onları davet ediyoruz. Böyle misafir etmişler. Size de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu yayınların dışında çok daha güzel de biliyorum yakının abiler altında. Biz için çok halka yerlilik. İyi çalışmalar var. Bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Kameraya bir yakışıklayalım. Sağlayalım. Teşekkür ederim. Mehmet Bey, sayın kameraman size de çok teşekkür ediyorum. Yayından size bir yoğurt imkikler hakkımız vardı.